geldi. Zemriye'nin mutfağına bugünkü menümüzde valanga yapacağım. Bazen yerlerde cırıkta diyorlar. Bazen yerlerde kaşıktan tökme diyorlar. Bizim Kars yöresinde lalanga diyorlar. Ben şimdi bugün lalanga yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemeler. Burada bir su bardağının sütüm var. Burada bir tane yumurtam var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada da bir tatlı kaşığı karbonatam var. Burada da 1,5 su bardağı unumuz var sevgili takipçilerim. Şimdi başlıyorum. Anne malzememiz bayağı az değil mi? Dört malzeme, bir de 15 malzemeden Kars, yani bizim yöremize ait, Kars yöresine ait lalanda yapacağım dedim ama bazen yerlerde, Çok mu yapıyordunuz bunu anne tabii biz köylerde? memlekette çok yapardık. Bazen yerlerde cırıkta diyorlar, bazen yerlerde kaşıktan dökme diyorlar, bazen yerlerde de Lalanga lalanga diyor. diyorlar. Ben bizim Kars yöresine ait lalanga yapacağım sevgili takipçilerim. Öncelikle yumurtamızı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Anne sütümüz de ılık değil mi? Ilık süt. Buzdolabından çıkıp zaten olmaz. Azıcık bunu bir çırpayım. Biz de öğrenelim nasılmış lavanga. Ben de bilmiyorum. Annem yapıyormuş devamlı annesi Benim annem günler. yapardı hep devamlı. Babaannem Kayınvalidem yani. yapardı. Bismillahirrahmanirrahim. Sürümüzü de döküyorum. Şimdi karbonatımızı döküyoruz. Buna yağ falan karışmıyor, Yok, değil bir şey mi? karışmıyor. Bu yağda pişecek yani. Sadece 3-4 malzemeyle yapılan bir Buna bir de çay kaşığı lavanga. tuzumuzu ekliyorum. Şimdi 1,5 bardak unumuz var. Bunu bir güzelce çırparım. Normal bardakla değil mi anne? Normal bardakla 1,5 bardak unumuz sadece. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, onuna göre de değişebilir sevgili takipçilerim. Mesela bazen un buğdalar yanık olursa onlar su çok alır. Yok, bazen buğdalar normal biçilmişse, biraz çiğ biçilmişse onlar hem özlü olur hem de fazla su gitmez. Annemin bilgisi çok çünkü tarla çayırı ekermişler, biçermişler köyde. Biz Her şeyi biliyor annem. tarlamız var idi bizim, çayırımız var idi. Babamgilin hayvanlarımız var idi mesela. Buralarda manda diyorlar, bizim memlekette biz camış deriz. Camışlarımız var idi. Ondan sonra yani kazımız var idi. Ben çok kaz güdemeye gitmişim sevgili takipçilerim. Hayvan güdemeye gitmişim. Çok gitmişim. Hayvan da güttüm. Kaz da güttüm. Hepsini güttüm. Yani her şeyimiz var idi bizim memlekette. Şimdi buralara geldik. Her şeyini yabancı şey bilmemiş olduk sevgili takipçilerim. Biz de anca öğreniyoruz işte yavaş yavaş annemden bir şeyler kapıyoruz. Hepimiz izleyicilerimiz de öğreniyor yani. YouTube arkadaşlarımız. Lalanga'yı da öğrenelim. Biraz cıvık oluyor bu. Bu sıvı yağda pişecek değil mi anne? Çiçek yağında. Evet. 10 dakikaya yapılan bir şey değil mi anne bu lalanga? Bunu hepsine koydum. Şimdi çırpıyorum. Yakında çekelim diyorlar. Yakın çekin işte. Bu malzeme Böyle bu cıvık oluyor cıvıklıkta. işte. Ekşimesi yok, bir şeysi yok değil mi Buna anne? ekşime Kolay. yok. Hemen yapacak, pişirecek annem. Memlekette her şeyimiz var idi. Buralara geldik her şeyin bilmemişi olduk sevgili takipçilerim. Yani bizim memlekette koyunlarımız çok 80 can koyunumuz var idi. Sağılan. İki tane, üç tane manda diyorlar. Biz camış diyoruz. Üç tane camışımız var idi sağılan. Dört beş tane ineğimiz var idi sağılan. Yani bizim çok babam gelin tarlaları, çayırları çok idi. Çok var idi yani. Eşim gelin de var idi ama eşimin tarlalarından çok babam gelin tarlaları var idi. Şimdi iyice annem
unla malzemeyi yedirtiyor. Tuğamı da böyle sen bir takip et. Cıvık olacak değil mi? Cıvık, evet. Şimdi yağımızı koydum tavamızın içine sevgili takipçilerim. Şimdi ocağımı yakıyorum. Yağımız işte annem. Ben de çiçek soğumuşum. Yağını döktü sıvı yağımızı. Şimdi kızacak değil mi? Evet, şimdi ısınacak. Ondan sonra ısındıktan sonra pişireceğim sevgili takipçilerim. Kış olurdu, biz kışın mesela gazlarımız olurdu. Gazları besiye koyardık, ondan sonra keserdik. Besiye koymadan biz gaz kesmeyiz. Besiye koyardık, karı yiyerdi. Ondan sonra gazımızı keserdik. Ondan sonra böyle kurudurduk, zatkıya koyardık öncelikle. Yani tuzlu su, biz zatkı diyor benim dilimde, bizim dilimizde zatkıdır. Zatkıya koyardık tuzlu suya. Tuzlu suda 3 gün, 5 gün dururdu. Ondan sonra çarardık. Benim bir amcam var idi. O gazları hep darağacı yapardı. Gazları darağacına böyle dizerdi. Kurudurdu darağacında. Ondan sonra kışın getirirdik. Ambara düzerdik. Ambardan getirirdik. Kavururduk sevgili takipçilerim yağda. Cadı vururduk yani mısır unundan. Cadı vururduk. Cadıyla gazı yerdik. Her şey yani her şey var idi. Doğal idi her şey. Şimdi doğal değil bir şey değil. Ne bileyim artık bilemiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim tavamıza döküyorum. Anne bu değişik bir şeymiş. Lokmanın bir çeşidi değil mi? Yok lokma değil bu. Bu kaşıktan tökme. Lahana. Bunun adı bu cırıkta. Demek ki daha değişik hemen yapılan bir şey. İşte yakında çekelim görün. Zaranları. Tencereye yapışmıyor anne ama. Yok yapışmaz. Biraz ben bizim yere öbür şeylere de benzettim lokumlara da. Değişik ama. Lokumu böyle yapıyorsun. Öyle bu lokumu, hamuru bundan biraz sert oluyor. Bu cıvık. İşte. Cırıkımız oluyor cırıktamız. Yani lalangamız. Lalangamız oluyor. Böyle olacak bu ha. Yani öyle şey yok. Bunun adeti kuyruklu olması lazım. İşte yakında göstereyim görün. Kuyruklu oluyor. İşte. Bunun yani özelliği kuyruklu olmak. Değişik bir şey ama daha güzel. Tadı da güzel. 5 dakikaya yapıp yiyebilirsiniz değil mi anne? Çabuk kızarıyor. Bu böyle kuyruklu olacak. Yani bunun şeyi böyle. Adeti böyle diyor. Evet. Yağımızın altını kıstın değil mi? Ha, kısak yani çiğ olur içi. Çabuk kızarır, çiğ olur. İşte böyle oluyor. Bunun ismi de lalanga. Cırıkta, lalanga, kaşıktan tökme. Böyle kudlu olacak. Bak böyle. Çok güzel anne bu. Bayağı da güzel kolaymıştı ama. Kolay bu. Zarar şeyi yok. Zorluk bir şeysi yok. Bunu böyle tek tek çıkaracaksın sevgili takipçilerim. Çünkü ağır dökülüyor. O yüzden yani öyle... Ne kadar güzel yumuşacıkmış anne bakın. Bakın tüy gibi. Bunların işte pişeni kızaranı çıkaracaksın yani. Bunun yumuşacık ya. Şeyi böyle böyle kuyruklu olacak. Yani modeli de böyleymiş ama çok yumuşak güzel yani. Herkes denesin yapsın. Çayla içmeye değil mi anne? Çay saatlerinde içebilirsin yani çayla. Yaparsın çok güzel. Çok güzel. Eline sağlık anne. Çok güzel oldu. Oh mis gibi mis. Sabırsızlanıyorum yeme. Hemen akşamdan yiyeceğiz yemekte. Çayla. Çay saatinde içeriz işte. İşte yağımız da bu kadar yağ yeterli diyor annem. Az yağımız olsun yeter, fazla yağ lüzum yok. Hamurumuz lazım. Şimdi sevgili takipçilerim pişirdim bitti. Şimdi servis yapacağım. Bunun yani özelliği kuyruklu olacak. Yani bu lalanganın özelliği kuyruklu. İşte. Kuyruklu olması lazım. Ne kadar güzel ama tüy gibi anne. Yemeğe layık, ağzımıza layık bir lalanga. Biz de öğrendik, ismi de güzel ama.
Tamam bir misafirin geldim ama yap. 10 dakikanızı almıyor. 10 dakika. Hani bu ölçünü mesela iki katını da yapabilirsin. Ben bir bardak süt ettim. Bir yumurta ettim mesela. Sen iki bardak süt edebilirsin. İki tane yumurta koyabilirsin. İkişer tane. Her şeyin iki katı yapabilirsin. İki tatlı kaşığı tuz koyarsın. İki tatlı kaşığı karbonata koyarsın. Yani bunun iki katını da yapabilirsin. Zaten biz ikimiz yediğimiz için yeterli değil mi anne? Aha. Annemle ben yiyoruz sadece. Şimdi servis yapacak bitti. Şimdi servise gideceğim masamızın üstüne sevgili takipçilerim. Şu ocağımızın altını kapatalım. Lalangamız servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın. Hatta iyi günler, iyi akşamlar. İşte lalangamız. İşte çok da güzel, oldu. Muhteşem. Hani ben az yaptım, siz çok yapabilirsiniz. İkimiz olduğumuz için az yaptı annem. Evet. İyi akşamlar dilerim. Hadi hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.